Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2015 Kasım ayında yani birinci dönemde üssü sayılar teok sorularını çözeceğiz. Aslında basit sorular ama sınav anında heyecanlandığınız için çok fazla hata yapan öğrencilerimiz oldu. Ve açıkçası söylemek gerekirse ufak tefek nüanslar gerektiren sorular var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sınavda olsun, normal diğer deneme sınavlarımızda olsun. Şimdi birinci sorudan başlıyorum arkadaşlar. 1 bölü 6'nın eksi 2. kuvveti sayısı hangisine eşittir diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şunu söyleyebilirsiniz. 1 bölü 6 eksi 2. kuvveti olarak yazılabilir. Yani bu eksi 2 parantezin dışına alınabilir arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Negatif kuvvette arkadaşlar negatif kuvvette hemen ne yaptığımızı diğer videolarda da anlattım. Takla aklınıza gelecekti. Yani takla attırmak. Hemen attıralım. 6 bölü 1. Eksi 2. kuvvet ne oldu? Artı 2. kuvvet oldu. Devam ediyorum. Bu ne demek arkadaşlar? 6 bölü 1'i kendisiyle 2 defa çarpmak demek. Hemen çarpalım. Üstleri kendi aralarında, altları kendi aralarında çarpıyorum. 6 kere 6, 36. 1 kere 1, 1. 36 bölü 1'den cevabım neymiş arkadaşlar? 36'ymış. Cevap D şıkkı. Bu sorumuzun cevabı D şıkkı. Burada yapılan hata şu arkadaşlar. Bunu genelde sorularda siz testte de çözdüğünüzde eksi 2 burada yazmıyorlar. Genellikle parantez dışına yazıyorlar. O yüzden çok fazla dediğim gibi nüans gerektiren sorular demiştim. Bundan bahsediyordum arkadaşlar. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Şimdi buna bakalım. Genelde ben ondalık sayıları arkadaşlar normal kesir olarak yazmayı tercih ediyorum. Yani 7 bölü 10 çarpı 7 bölü 10 çarpı 7 bölü 10. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 7 bölü 10'un anıncı kuvvetine eşitmiş. Şimdi bakıyorum. Üssü sayılarımın tanımı neydi? Tabanı kaç tane sayıyla çarpıyorsam kuvvetimi o sayı yazacağım. Bakıyorum kaç tane 7 bölü 10 var? 3 tane 7 bölü 10 var. O zaman A'nın buradan hemen 3 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. A'yı buldum. B'ye bakayım. Şuraya bakıyorum. Burada 1 bölü 5 var. Ama eşittir'in diğer tarafında sadece 5 var arkadaşlar. O zaman ben 1 bölü 5'i 5'in eksi 1. kuvveti olarak yazabilirim. Neden? Negatif kuvvette takla atmış arkadaşlar. Kaç tane 5 üzeri eksi 1 yazıyorum? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane 5 üzeri eksi 1 yazıyorum. 3, 4 ve 5. Bu da neye eşitmiş? 5 üzeri B'ye eşitmiş. Yani olan soruyu daha basit bir halde yazdım. Yani daha rahat anlaşılacak bir halde yazdım. Şunu biliyorsunuz, bir işlemde çarpma işlemi varsa üstü sayılar arasında tabanları aynıysa arkadaşlar ne yapıyordum kuvvetleri? Topluyordum. Eksi 1, eksi 1 daha eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5 oldu arkadaşlar. Bu da neye eşitmiş? 5 üzeri B'ye eşitmiş. Tabanlar aynıysa otomatikman B'ler de birbirine eşit olur. B de eksi 5'miş arkadaşlar. Size ayrı ayrı A'yı da sorabilirdi, B'yi de sorabilirdi. Ama burada A ile B'nin toplamını sormuş. Yani eksi 5 ile 3'ün toplamını sormuş. Borç para olarak düşünebilirsiniz. Negatife borç, pozitife para olarak düşünün. 5 lira borcum var, 3 lira param var. Borcumu ödedim arkadaşlar. 2 lira borcum kaldı. Genelde cevabı 8 diyorlar. 5 ile 3'ü toplayıp 8 yazıyorlar. Ama dediğim gibi burada genellikle tam sayılar konusunu bilmeniz önemli. İkinci sorumuzu da geçtik. Üçüncü sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir gösterimdir? Bilimsel gösterimde arkadaşlar şöyle ayırayım ben. A çarpı onun herhangi bir kuvveti var arkadaşlar. Bilimsel gösterim olması için A'nın birden büyük ve eşit ama ondan ne olması lazımdı? Küçük olması lazımdı. Şimdi onu kapatalım.
Şu onları kapatıyorum. Geriye kalanlar benim A ifadem oluyor. Yani şunlar hep A arkadaşlar. Biriyle on arasında olması lazım. B şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Biriyle on arasında değil. Çünkü 0,99 birden küçük bir sayıdır. 11 ondan büyük bir sayı olduğu için bilimsel gösterim olamaz. 0,7 birden küçük bir sayıdır. Ama 3,4 1 ile 10 arasındadır arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkı. Diğer bir sorumuza geçelim. 4 üzeri 6 ile 1 bölü 8'in çarpımı. Bu tarz sorularda her zaman kuralım hep aynı tabanda yazmak arkadaşlar. Yani bu tarz sorular gördüğünüzde aynı tabanda yazmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. 4 üzeri 6. 4 arkadaşlar 2'nin ikinci kuvveti olarak yazılır. Bir de kaçıncı kuvveti var burada? Altıncı kuvveti var. Kuvvetinde arkadaşlar kuvvetlerin çarpılması gerektiğini biliyorsunuz. 6 kere 2 12. 4 üzeri 6 2 üzeri 12'ye eşitmiş. Diğerine bakalım. 1 bölü 8'e bakalım. 1 bölü 8 aynı zamanda 8'in eksi birinci kuvvetidir değil mi arkadaşlar? Neden? Ters çevrilmiş. Hepsini aynı tabanda yazacağım için 8'i de 2'nin üçüncü kuvveti olarak yazabilirim. Çünkü 2'nin üçüncü kuvveti 8'e eşittir. Bir de kaçıncı kuvveti var? Birinci kuvveti var. Kuvvetinde kuvvetlerin çarpılması gerektiğini biliyorsunuz. 3 ile eksi 1'i çarptığımda eksi 3 olur arkadaşlar. Bana ne diyor? Bu ikisinin çarpımını soruyor. Yani sorduğu şey 2 üzeri 12 ile 2 üzeri eksi 3'ün çarpımı. Tabanlar aynı. Arada çarpma işlemi var. Üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. Yani 12 ile eksi 3'ü topladığımda şöyle yine borç para olarak düşünün. 12 lira param var. 3 lira borcum var. Borcumu ödedim. Cebimde 9 TL para kalmış. Yani cevabı C seçeneği. Sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bakalım. Negatif kuvvet var. İlk başta şıklara bakmadan önce bir negatif kuvvet mi? Kuvvetim tek mi çift mi? Tabanım negatif mi? Bunlara özü bakmanız gerekiyor. Evet negatif kuvvet. O zaman takla attırıyorum. 5, 1 bölü 5 diye takla atar. Eksi 4 ne oldu hemen? Artı 4 oldu. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 5 yani 1'i ben 5'e böldüğümde ondalık olarak 0,2'ye denk geliyor arkadaşlar. Bunu 7. sınıfta rasyonel sayılarda gördünüz. Bir de bunun kaçıncı kuvveti? Artı 4. kuvveti var. Yani 0,2'yi 4 kere arkadaşlar kendisiyle çarparsam eğer çarpalım. Şöyle çarpma işareti. Buraların aralarında çarpma işareti var. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Virgülleri de hesabı katarsak 0 virgül binler, onlar, yüzler, binler, 10 binler. 10 binde 16 olur. Yani cevabım C seçeneği olur. Bu çok fazla hata yapılan bir soruydu. Buna dikkat edin. Son sorumuza geliyorum. Ben her zaman dediğim gibi şu soruda olduğu gibi aynı tabanda yazmıştım. Bu soruda da aynı tabanda yazıyorum. Hepsi ortak olarak 3'te aynı tabanda yazabilirim. Burada tek farklı olan 27. 27'yi arkadaşlar 3'ün 3. kuvveti olarak yazabilirim. 3'ün 3. kuvveti 27'dir. Verilenlerin yerini yazıyorum. 27 yerine 3'ün 3. kuvveti. Diğerlerini ellememişim. Onları aynen yazdım. Burası da 3 üzeri 4. Tabanlar aynıysa üstü kuvvetleri ne yapıyorum? Topluyorum. 3 üzeri 4. Üstü sayılarda bölme işleminde arkadaşlar. Üsttekini aynen yazıyorum. Artı 4. Bunun önünde gizli bir artı vardır. Diğer tarafa eksi 4 diye geçiyor arkadaşlar. 5'ten 4 çıkartırsam 3 üzeri 1 oluyor. Şunu biliyorsunuz. 1'in bütün 3'ün
Bütün sayıların birinci kuvveti yine kendisine eşittir. Yani 3'ün birinci kuvveti yine 3'tür. Ki cevabım B seçeneğidir. Bugün 2015 yılında Kasım ayında çıkan üste soruları çözdüm. YouTube'daki sisteme üye olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.